yarışma günü kutlu olsun. Emekçilerin halk kaslarına ve ağır çalışma koşullarına karşı mücadelesi yüzyıllardır sürüyor. Özellikle 1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren karın tokluğuna ve uzun saatler çalıştırılan işçiler bu kredik şartlarda doğu demek için ayağa kalktılar. Çünkü bir yanda eşi benzeri görememiş bir zenginleşme yaşanırken diğer yanda işçilerin hayatı hiçe sayılıyor, en temel haklardan mahrum çalışmak zorunda kalıyorlardı. Başta ABD ve Avrupa'dan başlamak üzere 8 saatlik iş günü ve insanca çalışma koşulları talebiyle yükselen işçinin mücadelesi nice bedeller ödenerek tüm dünyaya yayıldı. 1 Mayıs emeğin bağımlılığı mücadelesinin sembolü oldu. 1890 yılından bu yana uluslararası ölçekte işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanıyor. Yani 1 Mayıs emeğin yüzyıllarda süren daha iyi çalışma koşullarının sağlanması ve insanca bir yaşam talebiyle verdiği mücadelenin bize bıraktığı mirastır. Bugün bizler de 1 Mayıs'ta bu mirasa ve haklarımıza sahip çıkmak, taleplerimizi ortaya koymak için iş yerlerimizde ve fabrikalarımızda bir aradayız. Sesimizi iş yerlerinden yükseltiyoruz. Salgında yaşadığımız sorunlara yenilerek ciddi sağlık risklerine rağmen şartların dönmesi için çalışmaya devam ettik. Hayat biz emekçilerin sayesinde aksamadan sürebildi. Ancak salgında işverenlere birçok teşvik ve kolaylık sağlanırken emekçilerin korunması talebimiz ne yazık ki karşılık bulmadı. Üretim devam ederken işçiler bir yanda virüs, diğer yanda iş ve gelir kaybı tehdidiyle baş başa bırakıldı. Emekçiler işten çıkarılması tehdidiyle yaşanarak ücretsiz işe çıkarıldı ve sadakaya mahkum edildiler. Patronlar işten çıkarma yasağını sık sık geldi. Kod 29 üzerinden on binlerce işçi Yeterlidir.